İran'da akaryakıt istasyonlarının çevrim içi sistemine siber saldırı düzenlendi. Sorumluluğu İsrailli gruplar üstlendi. Detayları da aktaralım. Siber saldırı sonucu İran'ın başkenti Tahran'daki akaryakıt istasyonlarının %70'i hizmet dışı kaldı. Çünkü istasyonlarda kullanılan çevrim içi sistem yazılım hatası verdi. Tahranlılar hala hizmet verebilen az sayıda istasyonlara panikle akın etmemeye çağrıldı. Siber saldırıyı İsrail bağlantılı bir hacker grubu üstlendi. İran devlet medyasına göre aynı hacker grubu daha önce de İran'daki benzin istasyonlarına, demiryolu ağlarına ve fabrikalarına siber saldırılar gerçekleştirmişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken'la telefonda görüştü. Amerika'nın talebiyle gerçekleşen görüşmede iki bakan, Türkiye-Amerikan ilişkileri, İsveç'in NATO'ya üyeliği, F-16 konusu ve Gazze'deki son durumu ele aldı. Bakan Fidan, Blinken'a Gazze'ye saldırıların sona ermesi için Amerika'nın İsrail üzerindeki nüfuzunu kullanma çağrısında da bulundu. Washington-Ankara hattında sıcak gelişmeler yaşandı. Perşembe günü gerçekleşen Erdoğan-Biden görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Anthony Blinken'la telefonda görüştü. Görüşme Amerika Birleşik Devletleri'nin talebiyle gerçekleşti. Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye göre Bakan Fidan mevkidaşına ilişkilerde müttefiklik ruhuna uygun davranılmasının önemini vurguladı. Görüşmede bölgesel ve küresel meselelerin yanı sıra İsveç'in NATO üyeliği, F-16 meselesiyle savunma sanayi alanında iş konuları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Fidan Blinken görüşmesinde İsrail'in Gazze'ye saldırıları da gündeme geldi. Bakan Fidan, Gazze ve Batı Şeria'daki durumun giderek kötüleştiğine dikkati çekti. Saldırıların durması için ABD'nin İsrail üzerindeki nüfuzunu kullanması çağrısında bulundu. Bakan Fidan, tam ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail'in barış için masaya oturtulması gerektiğini söyledi.